Szabadtan most gyártam, ha nem tudom, hogy szabadtan most gyártam. Szabadtan most gyártam. Szabadtan most gyártam. Güvercinler ve zeytinler ağzında Antakya Belediye'mizin de logosu yerleştirdik. Sağ olun efendim. Antakya Belediye'miz ilk kez Büyükşehir Yasası kapsamında sonra 14 vilayetle birlikte ilk kez 30 Mart seçimleri takip açıldı. Ve bizler Antakya Belediyesi başlangıçta 350 memur ve işçi kadroyla başladığımız, şu an itibariyle 250 memur ve işçi arkadaşımız mevcut. 1000'in üzerinde de taşeron işçiyle görev yapıyoruz. 95 mahallede 600 kilometre karelik bir alanda 354 bin vatandaşımıza, aynı zamanda Suriye'den gelen 90 bini aşkın misafirimize Antakya sınırlarımız içerisinde görev veriyoruz, hizmet ediyoruz. Bu konuyla ilgili tabii biz görev aldığımız ilk andan itibaren önce bir hizmet binası olarak burayı 45 gün içerisinde aktif hale getirdik. 8 odalı bir bina bize vermişlerdi. Oradan başladık. Ve kısa bir zamanda 1 milyon 250 bin metrekare parkeyi yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Şu an itibariyle 1 milyon 70 bin metrekare parkeyi döşedik. 95 tane merkezdeki parkı revize ettik. Şu an itibariyle 22 parkımızı yeni olarak inşa ettik. Yıl sonuna kadar 35 parkımızı tamamlamış olacağız. Yeşil alanı kısa bir zamanda muavinlerimiz, müdürlerimiz ve bütün çalışanlarımızla tam bir aile olgusu içerisinde çalışıyoruz. Bunları arttıracağız. Aynı şekilde temel görevimizden bir tanesi temizlik konusunda. Çok önemli hizmetler alanda, kendi sorumluluk alanımızda yaptık. Yeni personel, yeni ekipmanlarla. Tabii bunların ötesinde gene Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Özel ekipler oluşturduk. Yaklaşık 40 arkadaşımız, 4 araçla, mobil araçla. Antakya'mızın bütünündeki 95 mahalledeki 264 tane ibadethaneyi, bunlardan 196 tanesi cami, 28 tane ziyaret ve türbe, 36 tane Kur'an kursu, 3 tane kilise, 1 havra olmak üzere her 15 günde bir otomatik olarak program dairesinde temizliyoruz. Halılar, camlar, pencereler, tuvalet, lavabo, avlu, bahçe, tanzimi, bunları periyodik olarak yapıyoruz. Aynı şekilde ilaçlama her ne kadar Büyükşehir'in alanında olsa da yapmadığı için haşere ve sivrisinekle ilgili o konuda da görev aldık. 13 ekibimizle Antakya'mızın 95 mahallesinde tam bir alanda çalışma yapıyoruz. Vatandaşımız o konuda memnun. İlaveten bugüne kadar 80 kilometre yeni
imar yolu açtık. Üzerini stabilize malzemeyle döşedik. Yine 75 kilometre imar yolu açtık. Üzerini parke taşıyla kaplama şartıyla bu faaliyetlerimizi yaptık. 2013 yılında hükümetimizin Bakanlar Kurulu'nda aldığı karar çerçevesinde Antakya'mızda 35 hektarlık afet riski taşıyan alanların kentsel dönüşüm ile ilgili projesini, yetkisini bakanlarımızın desteğiyle aldık ve şu anda ikinci safhayı bitirdik. Önümüzdeki yıl 30 Mart 2016'da dönüşümün ilk kazmasını vuracağız. 1312 tane bina, 1400'e 3400 civarında da içerisindeki bağımsız bölümü içine alan yaklaşık 350 bin metrekarelik alanda 9 bin adet konut yaparak daha yeşil, daha sosyal donatı alanı olan çok güzel bir peyzaj düzenlemesiyle şehrimizi deprem bölgesi olan bu süreçte kurtarmış olacağız. Bu teknik belediyeciliğimizi yaparken belde belediyelerinden bize intikal eden yaklaşık 15 milyon civarında borcu 10 milyonunu ödedik. Kalan 5 milyonumuzu da 2016 başından itibaren peyderpey ödeyeceğiz. Aynı zamanda 52 tane büyük bir bölümü işlemez durumda olan iş makineleri belde belediyelerinden bize intikal etmişti. Hızlı bir şekilde birinci yıl 12 tane araç aldık. Daha sonra da ilave araçlar alarak bugüne kadar toplam 86 tane araç Antakya Belediye'mize kazandırdık. Aynı şekilde Büyükşehir'in görev alanında olan su ve kanalizasyonla ilgili hizmetlerde vatandaşımız mağdur olmasın diye o konuda da ilave araç temin ettik. Böylece hızlı bir şekilde kısa ve orta vadede kaynaklarımızı çok iyi kullanarak araç parkımızı geliştirdik. Kısmet olursa bu cumartesi günü de makine ikmal hizmet binamızı ve sahip olduğumuz bütün araçlarımızı tam kadro devreye alıntı bir açılış gerçekleştireceğiz. Sen vekilimizin de teşvikleriyle. Bunun ötesinde sosyal belediyecilik, sen Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın bizlere öğütlediği en temel yaklaşımlar. Bu konuda da çok hızlı bir çalışma yaptık. Muavinlerimiz, müdürlerimiz ve bütün çalışanlarımızla her gün içinde bu faaliyetleri gerçekleştirdik. Şu anda 30 tane öğretmen, 30 servis arabası ve 30 yardımcı personelle 3500 öğrencimize 5. sınıf, 8. sınıf ve 12. sınıf üniversite sınavıyla ilgili özellikle hazırlık yapıyoruz. Birinci hedefimiz 5000'e, kısa bir zamanda da 10.000'e inşallah öğrenci sayımızı çıkaracağız. Elden alarak eve bırakmak suretiyle ders müdürlüğü ücretsiz, hiçbir ücret almaksızın bu hizmetleri yapıyoruz. 500 öğrencimize sanat kursu, 500 öğrencimize gene spor kurslarından istifade ettiriyoruz. Gene bir proje başlattık. Antakya'mızın 10 tane salonunda 1200 hanım kardeşimize bayan beden eğitimi öğretmenler eşliğinde ücretsiz haftanın 3 günü fitness, aerobik, pilates buna benzer spor yaptırıyoruz. İlaveten 65 yaş ve üzeri şu an itibariyle 583 ailemizin evinde temizlik ve bakım hizmeti yapıyoruz. Evlerini temizliyoruz. Aynı zamanda çamaşır, bulaşık bunları da yıkıyoruz. Çamaşırları özel bir Antakya evi oluşturduk içerisinde. Konusunda uzman kardeşlerimiz yıkayıp, ütüleyip, yıktığı varsa dikip paket halinde kurye vasıtasıyla eve teslim ediyoruz. Aynı zamanda Bay Ben kuaförle saç kesimi yapıyoruz. Yaşlı, bakanıyor. Temizliğini yapanıyor. Antakya Belediyesi hizmetleri. Evin temizliğinden şeyine kadar, başına kadar var. Birçok hizmetimiz var. Özellikle toplumun temel dinamizmi olan aile mefhumunu koruma noktasında aile danışmanlık merkezini projemizi devreye aldık. Böylece bugüne kadar 600 aileye hizmet verdik. 80 ailenin boşanmasında vazgeçmesini sağladık. Bir projemiz daha var. Kardeşinle sevgiyle paylaş projesi. İmkanı olanın olmayana hiç kullanmadığı ya da az kullandığı ve bir başkasının kullanabileceği her türlü giyim, oyuncak, ayakkabı, ev eşyası gibi eşyalarını araması halinde özel ekiplerimiz evden alıyor. Daha önce tespit ettiğimiz ihtiyaçlara göre dağıtıyoruz. Aynı şekilde bir tane mobil mutfak tırı
Antakya Belediye'mize kazandırdık. Bir tane de mobil sahne. Böylece hem sanatsal, kültürel faaliyetlerimizde çok hızlı bir şekilde faaliyet yapabiliyoruz. Hem de Ramazan'da özellikle ve diğer zamanlarda da mobil mutfağımızı kullanarak alanda, mahallede, zengin fakir demeden mahalle buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu konuda başta muavinlerimiz, müdürlerimiz, bütün çalışanlarımız mesai ve hüvut dinlemeden gayret gösteriyor. Kısa bir zamanda Antakya'mızda çok önemli faaliyetleri hep beraberce yaptık. Önümüzdeki süreçte daha önemli projeleri hızlıca devreye alacağız. Arz ederim Sayın Bakanım. Aynı zamanda Antakya Belediyesi internet TV'sini açtık. Tensip buyurursanız kısa röportaj istirham edeceğiz. Teşekkür ederim. Çok değerli Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci bize ağırlıyor. Antakya'yı gerçekten çok daha layık olduğu noktaya getirmek için yoğun çabaları olan bir başkanımız. Kendisiyle iftar ediyoruz. Tabii Antakya, Hatay tarihin çok büyük derinliklerini bize getiren mutfağıyla, kültürüyle, buradaki oluşmuş farklı inançlara mensup insanlarımızın yapısıyla ve Suriyeli kardeşlerimize gösterdiği misafirperverlikle dünyaya örnek olan, bize çok büyük renkler katan, bize gurur duyacağımız bir tablo sunan bir ilimiz ve onun da tabii önemli Antakya'nın belediye başkanı olmak sebebiyle de bizim çok önem verdiği mekan. Tabiatıyla belediyecilik artık eski belediyecilik anlayışından çok farklı noktalara geldi AK Parti döneminde. Eskiden bir belediye başkanının gece tavanı akan bir teyzemizin gecenin ikisinde arayıp da aman başkanım şu tavanı tamir ettir denildiğinde eski bir belediye başkanının ne cevap vereceğini hepiniz tahmin edebilirsiniz. Şimdi belediye başkanı tamir ettiriyor gecenin yarısında. Apartman yöneticisinin görevini üstleniyor. Engellilerimiz evlerinden taşınıyor. Ailelerinin çok büyük rahatlığını sağlayacak imkanlar sağlanıyor. Hastalarımız aynı şekilde belediyelerin bir anlamda kucakladığı insanlar halinde. Ve bir de şehirler pırıl pırıl çöplerin adının alınmadığı, yolların güzelleştiği, parklar, bahçelerle, çiçekler içinde hasret kaldığımız tablolara ulaştığı mekanlar haline geldi. Belediye başkanı olmak herhalde ancak gönüllü bu hizmet aşkıyla yanan birisinin talip olabileceği bir şey. Yani bana sorsalar belki de ben belediye başkanı olmak istemezdim. Çünkü çok büyük fedakarlık gerektiren, büyük gönül aşkı olması gerektiren, yetenek gerektiren, insan sevme gerektiren bir görev. Onun için tebrik ediyorum. Antakya çok güzel bir insanı, kendi içinden gelen bir insanı, hizmet aşkıyla yanan bir insanı belediye başkanı yapmış. O açıdan da tebrik ediyorum. Ayrıca bütün arkadaşlarımı çok beni duygulandırdınız sabah. İlk saatlerinden itibaren karşılamada olsun, burada olsun. Çok teşekkür ediyorum. Buraya ben de Sayın Başbakanımızın özel talimatıyla geldim. Ve hepinize Sayın Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini getirdim. Buradan dönüşümde de burada ne kadar bir güzel ortamın olduğunu, heyecan dolu bir çalışma olduğunu ve gurur duyduğumu kendisine ileteceğim. Bugün tabii dün akşam uçakta iner inmez Payas'a gittik. Bugün İskenderun, Belen, akşam Reyhanlı'da yine muhtarlar, sivil toplumla beraber olacağız. Doya doya Hatay'ı yaşıyoruz. Bu imkanı tanıdığı için il başkanımıza, milletvekillerimize de çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler. Sağ olun. Sevgilerimize sağ olun. Sayın Bakanım, izin sorursa, Antakya'mızın yöresel ürünlerinden ve natural defne salımı,
yine Antakya'mızın çok güzel İpek'inden elde edilen kravatları, yetenekli şahı. Aynı zamanda saf zeytinyağı ve güzel nar eşkisi, sağlık şifa kaynağı. Efendim buradayız. Başkanım, mahcup ettiniz. Estağfurullah. Efendim buradayız. Sayın Bakanım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.